Muhatapların alayına gider. Arriva, arriva. Türkiye'den tam 15 bin kilometre uzaktan, Arjantin'den selamlar sevgiler. Karşınızda Orhan Ayhan. Müptelası olduğunuz Wipeout heyecanını tekrar yaşatmak üzere Tango şehri Buenos Aires'ten sesleniyorum sizlere. 16 çılgın Türk'ün müthiş mücadelesinden biri galip gelecek ve tam 100 bin lira kazanarak evine dönecek. Çok daha çılgın, çok daha eğlenceli, tabii bir o kadar da zor parkurlar yarışmacılarımızı bekliyor. Hazırsanız eğer, Wipeout hemen başlıyor. Ve işte karşınızda Çin fikirli güzel Asuman Krause. Arjantin'den Türkiye kucak dolusu sevgiler. Wipeout'ta yarışalım da şanımız yürüsün diyen 16 yarışmacı bu hafta yine eğlenceye imzalarını atacaklar. Wipeout'un büyük ödülü 100 bin lira için artık tarumar mı olurlar yoksa şampiyon mu, orasını ben bilemem. O yüzden size tavsiyem kumandaları bir kenara bırakın ve eğlencenin tadını çıkarın. Wipeout başlasın! Wipeout'un bu geceki bölümünde yarışacak 16 çılgın yarışmacımızı tanıyalım öncelikle. Wow. Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Arjantin'in afeti. Maskeyi bir çıkart bakalım. Görsün herkes. Arjantin afeti devran görsün. Bütün set çalkalandı, yıkıldı. Herkes fotoğraflarını çekiyor. Afeti devran zerre. Zerre. Wipeout'u gördüğünde ne dedin? Asuman'ın yanına gideceğim. Afeti göstereceğim. Ne yapıyorsun sen? Kung fu yapıyorum. Hadi o zaman kung fu. Yana hamle yapıyoruz. Hala! Evet. Aynen öyle. Hala! Hala! Bayağı sağlamsınız Asuman Hanım. Başka ne yaparsın? En büyük tutkum da dans. Dans? Evet. Bize dans etsene buradan. Buse. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne, sen prenses misin? Hayır, ben buz pateni antrenörüyüm. İstanbul'da? İstanbul'da yapıyorum. Bana da öğretir misin? Öğretirim. Buz pateni kıyafetin bu. Buz pateni kıyafeti biraz. Ay yerim seni ben. Buse kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Maşallah, küçücüksün daha. Peki o zaman rakiplerine bir şey söylemek ister misin? Rakiplerime iddialıyım, geliyorum demek istiyorum. Hmm, çok iddialıydı. Mehmet! Ben! Sen ne iş yapıyorsun Mehmet? Ben bir benzin istasyonunda çalışıyorum. Gerçekten? Evet. Pompacı mısın sen? Evet. Dört çeker, tıkı Mehmet. Çok güzel. Sana başarılar diliyorum. Bir de toplarda ne yaparsın acaba, onu çok merak ettim. Toplara dört çekerim. Fatma. Yes. Elinizi uzatır mısınız? Ama dikkat edin uçmasına. Şey, yani uğur böceği olduğum için mutluluk getirdim ve bol şans getirdim. Okey. Yumruklarımız var, kırmızı toplarımız var. Ay uğur böceği de ne yakışıyor o kırmızı toplara. Konacağım zaten onlara. Nejat. Nejat. Evet. El değmemiş anılarım var mı? Var, bir tanesini anlatayım. Bayağı oldu tabii ki de. Bizim arkadaşlar falan galiba erik ağacına daldık. Sonra birisi bizi... Ne ağacına daldın? Erik ağacı. Ha, erik. Evet. Erik hırsızı sen yani. Evet. Erik hırsızıyım ben, desene. Ben erik hırsızıyım. Ben söyleyemedim yine ya. Nesin sen? Erik hırsızı. Ama kızlar çok seviyor böyle. Sempatik oluyor ya. Zeynep. Evet. Zeynep, titriyorsun. Biraz. Zangır zangır. Zeynep, neden onu zangır zangırdattın? Biraz. Ne? Heyecan. Neden? Yarışmanın heyecanı. Derin bir nefes al Zeynep. Evet. Peki ne yaparsın başka boş zamanlarında? Gezerim. Onun dışında şiir yazarım. Aa. Ama sana şiir yazmam. Şiir gibisin çünkü. Yok mu böyle güzel bir şiir? Şöyle bir dört. Sana şiir yazmam. Şiir gibisin Asuma. I am Zibidi Gonzales. I am ne? Zibidi Gonzales. Niye mi? Zibidi mi? Speedy, speedy. Ha, speedy, speedy.
Sen niye benimle İngilizce konuşuyorsun? Vallahi sürekli İngilizce konuştuğumuzdan Türklere karşı da böyle bir dil alışkanlığı oldu bizim. Of, ver şunu ben takayım senden hiçbir şey yapamayacağım. Anlaşıldı. Şöyle yapacağız. Şöyle. Ha bu kafaya da... Ay kafaya da mı girmiyor? Girmiyor. Benim kafam... Kafa değil, onun geli ufak. Öyle mi diyorsun? Ben? Bak seninkine de girmiyor. Nasıl girmiyor? Ne yapıyorsun ya? Mantar kapı gibi oldum. Ne yapıyorsun? Biraz hoyrat davranmadın bana. Sen şimdi zarif olduğun için kafana zorla giriyor. Benimki biraz daha kaba olduğu için. Ben neyim? Zarif olduğun için. Zarif. Benim kafama girdi bu. Yok girmedi. Bayan al kalır. Al tak. Tak da görelim. Şöyle. Mertem. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mertem. Ne kadar güzel bir isim. Teşekkür ederim. Ben 8 yaşına kadar ailemin özel bir durumundan dolayı bana nüfus cüzdanı çıkarılamıyor. Nüfus cüzdanı çıkartmam gerekiyor artık okula başlayacağım için. Bana birkaç isim sundular. Ben de Mertem'i beğendim. Mertem olsun dedim. Mertem aldım. Ha kendi adını kendin koydun. Kendim koydum evet. Aa süper işte. Kendi işini kendi gören Mertem. Atom Karınca. Hep bir de efekt var. Peki Tansu. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ne spor yapıyorsun? Ben normalde yüzücüyüm, yüzme antrenörüyüm. Onun dışında da bütün ekstrem sporları yapıyorum. İşte bungee jumping yapıyorum, dağcılık, kayak tırmanışı, wow. İşte su kayağı falan. Seviyorum hepsini yapmayı. Ekstrem bir kızsın sen. Korkusuzsun o zaman. O kadar da değil aslında. Korktuğum şeyler de var da. Ne gibi? Araba kullanırken çok yokuş aşağıya, çok yokuş yukarı çıkarken endişeleniyorum. Oo, sen rampa hastasısın. Ben senin teşhisi koydum. Rampa hastası, atom karınca, Tansu. Nedim. Buyurun Melih. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? İyi. Sen nerelisin Nedim? Giresun. Aa, Giresun. Hamsi ama ben Kıraçeli. Nesin? Kıraçeli. İstavrit'in yavrusu. Bak ben de senin gibi kaldım böyle ya, eller cebimde. Ne yapayım? Niye çıkartmıyorsun? Ne yapayım? Dur belki üşüyorum. Ya. Belki üşüyorsun. Hayır. Çıkart bakayım ne oldu ya? Bir şey mi saklıyorsun? Bana bir şey mi vereceksin? Ne olacak? Yok. Nedim! Buyurun Melih. Wipeout'ta ne yapacaksın? Olacağım. Leyla! Leyla! Hoş geldin! Hoş bulduk. Nereden geldin? İstanbul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel giyinmişsin. Ciddi misin? Evet. Ben bayıldım. Mor ve sarı. Aa çok teşekkür ederim. Nesin sen? Bir çiçeği mi temsil ediyorsun? Yeni yeni açmaya başlayan bir papatyayı farz et. Açmaya çalışıyor değil evet, mi bu? Evet daha iklimi gelmedi. Açacak daha ama. Daha gelmedi. Peki papatya. Mehmet. Buyurun. Sen nereden geldin? Ben İskoçya'dan geldim. Benim eşim İskoç, Glasgow. Etek bu benim damatlığım. Hanıma bunu ben sürpriz yapmıştım. Bu damatlık mı? Evet damatlığımdı. Daha doğrusu imza töreninde hanıma sürpriz yapmıştım ben. Peki İskoç dansını öğrendin mi? İskoç dansını tek tük bilgisayar. Hadi yapsana. Bak ben sana hemen müziği yapayım. Cem. Merhaba. Sakaryalı mısın? Evet. Ay hemşom. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Ne yapacaksın? Wipeout'ta? Vallahi Wipeout'ta Orhan Ayan'ın diline düşmemeye çalışacağım. Ha Orhan Ayan'ın diline evet. Düşmek. Benim dilime düşer ama. Yok sizden bir şey olmaz. Benden sizden bir şey olmaz. Sizden bir şey olmaz olacak ki. Ha, melek, benim... melek gibisiniz. Ha benim dilime yani, düşebilirsin. Yani düşebilirim evet. Ha. Nesin sen? Çinli. Çinli Kadriye. Evet. Ne kadar güzel bir birleşim oldu bu. Çinli Kadriye. Ya sen neredesin? Ben Bulgaristan göçmeniyim. Evet. Babam Vietnamlı. O yüzden böyleyim. Ben de diyorum çekikgillerden ama hangilerinden? Vietnamlılardan. Ne yapıyorsun? Spor yapıyor musun? Evet aslında tekvandocuyum ben. Tek bir hareketi vardır belirgin. Paling atarız mesela. Göstereyim mi üstümü? Anne hevesli. Konu benim üstümü uygulamaya gelince bir coşuyor yarışmacılar. Al ben tekvando yapıyorum. Şunun kıyafeti müsaade. Bu aldı mı? Döner tekme miydi o? Evet. Onu ben de biliyorum.
En hareketli tekniğimiz bu.